Fokus'tan merhabalar sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 11 itibariyle ben Hande Berk'tan bugün de bu kuşak boyunca sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle turizm sektörünü konuşacağız. Neden? Kriz döneminde en fazla tahribatı gören, ardından da hızlı bir toparlanma yaşayan net döviz girdisiyle stratejik bir sektör olan turizmde normalleşme ne zaman başlar? Bu dönem özellikle beklentileri, düzenleme destek beklentilerini soracağız. Turistik Otelciler Birliği TROB Başkanı Mübera Eres'in bizlerle birlikte. Mübera Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar Hande Hanım. Mübera Hanım, teşekkür ediyorum. Genel bir değerlendirme yapacak olursak, geçtiğimiz yıl pandeminin en fazla etkilediği sektörlerin başında geliyordu. Turizm verilerine bakacak olursak yaklaşık %65'lik bir gelir kaybıyla 12 milyar dolarla sektör yılı kapatmıştı. Peki bu yıla dair beklentiniz nedir? Sektörde özellikle normalleşme, dipten dönüş için tarih verebiliyor musunuz? Hande Hanım, şimdi biliyorsunuz maalesef turizm sektörü birçok sektörde olduğu gibi çok zorlu bir yıl geçirdi. Ama en ağır herhalde faturayı turizm sektörü ödedi. Birçok otel, özellikle şehir otelleri faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Bu yüzden gündeme gelen bazı doluluk oranları var ki bu oranlar da ortalama bir doluluğu ifade ettiğini söyleyebiliriz. Söz gelimi İstanbul'da hali hazırda otellerin %50'sinden fazlası kapalı. İstanbul'a yakın yerler, evet, geçici olarak kayak otelleri vesaire gibi bazı otellerde göreceli canlılığı şu anda müfret olarak değerlendirebiliriz. Ama genele maalesef bunu mal edemiyoruz. Ülke ortalamasına baktığımızda da kapalı olanlar da dahil edildiğinde tek haneli doluluklarımız maalesef şu anda gözüküyor. İsterseniz öncelikle bu doluluk oranlarının geçen seneden bu seneye nasıl etkilendiğini bir aktarmak istiyorum sizlere. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye baktığımız zaman 2019 yılında doluluk oranlarımız aşağı yukarı %67 civarındaydı. Maalesef 2020 pandemi dolayısıyla Türkiye genelindeki doluluklarımız %36'ya düştü. Özellikle İstanbul'da çarpıcı bir durum var. 2019'da %73 doluluklarımız varken sadece açık olan %50'nin 2020 yılında %37 civarında dolu olduğunu görüyoruz. Tabii ortalama oda fiyatlarına da geldiğimizde bakarsanız eğer orada da aynı düşüşler maalesef söz konusu. Yani yıllık Türkiye çapında %46 gibi bir kaybımız söz konusu. İstanbul üzerine baktığımızda da %50 gibi bir kaybımız söz konusu. Yine Antalya, Ankara, tabii Anadolu da aynı şekilde %50'ler civarında kayıplarımız söz konusu. Aslında gayri safi yurt içi hasılaya baktığınız zaman da 2019 yılında 749 milyar dolara düşmüştü biliyorsunuz. 2020 yılın beklentimiz ise 780 milyar doların aksine yaklaşık 740 milyar dolar civarında tamamlandığını görüyoruz ya da bekliyoruz şu günlerde. Burada turizm gelirinin düşmesi sadece rakamlara bakıldığında da tabii ki çok önem taşıyor. Zira gayri safi yurt içi hasıla içerisinde turizmin payı %4'ten bugün %1.6'lara gerilemiş durumda. Pandemiyle birlikte aslında turizm sektörünün ülkemiz ekonomisi katkıları gerçek anlamda tam olarak hissedilmeye başlandı. Cari açığı tek başına kapatma yeteneğinin yanında kendisi dışında yaklaşık 54 ayrı sektörü direkt etkileyen turizm sektörü bu yönüyle de değerlendirildiğinde çarpan etkisi de göz önüne alınarak gayri safi yurt içi hasılaya etkisinin yaklaşık %10 olduğunu tahmin ediyoruz. Evet. Aynı etki istihdam için de geçerli. Turizm sektörü sadece otel, seyahat acentası, yeme ve içme, ulaştırma alanlarından ibaret olmayıp belirtilen bu 54 sektördeki çarpan etkisiyle de istihdamdaki payı çok önemli seviyede. Dolayısıyla tüm kesimler maalesef turizm sektörünün bu düşüşünden kötü bir şekilde etkilenmiş durumda gözüküyor. Siz adeta sektörün MR'ını çektiniz. Yaklaşık milli gelirdeki payının %4'ten %1.6'ya gerilediğini, bu bir yıl içerisinde yaklaşık istihdam kaybının 286 bin kişiye ulaştığını söylediniz. Dolayısıyla ciddi yara almış bir sektörden bahsediyoruz. Peki bu noktada pandemi döneminde alınan
sektörü yüzdürme adına tedbirler nelerdi ve bugünden itibaren nelere ek destek ve düzenlemelere ihtiyaç var? Belki finansmana erişim konusunda daha büyük işletmeler eli rahat olsa da küçük ve orta boy işletmeler, yani butik, otel ve pansiyonların çok sıkça olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Oradaki de tablo ne işaret ediyor Müber Hanım? Sinan Hanım, çok teşekkürler bu soru için de. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz maalesef bu dönemde oldukça sıkıntıdalar. Büyük işletmelerde de biliyorsunuz kredi ile alakalı bazı sıkıntılar var. Ama geçtiğimiz dönemde verilen bir takım KDV indirimleri, kısa çalışma ödenekleri gibi destekler aldık. Her zaman tabii altını çizdiğimiz gibi önceliğimiz insan sağlığı. İkinci önceliğimiz de işletmelerimizi ayakta tutabilmek. Dolayısıyla sektörde çalışan yetişmiş insan kaynağını korumaya çalışıyoruz aslında. Bu nedenle de sektöre sağlanan desteklerin devamı ve yeni desteklerin sağlanması biz turizmciler için çok çok önemli. Yeni destek olarak bir parantez açalım mı Müber Hanım? Atlamadan yeni tabii. Destek olarak neleri talep ediyor turizmciler? Ya aslına bakarsanız bugüne kadar verilen destekler çok yakın bir zamanda sona erecek gözüküyor. Hı hı. Bizim tek ümidimiz tabii bunların uzatılması. 2021 yılında da desteklenmesi halinde bu sektörün ekonomiye en güçlü katkıyı tekrar sunacağını düşünüyoruz. KDV indirimlerinin uzatılması, tahsis ve kiralara ilişkin desteklerde belki bir takım yeni olumlu gelişmeler yaratılması, sektörümüzün bu süreci atlatabilmesi için hali hazırda bu yıl sonuna kadar geçerli olan normalleşme desteği, sizin bahsettiğiniz kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi istihdam uygulamalarının, KDV indiriminin, diğer vergisel desteklerin 2021 yılı sonuna kadar devam etmesi turizm sektörü için hakikaten çok önemli. Birçok AB ülkesinde olduğu gibi sektöre bazı hibe desteklerin sağlanması, belki sabit maliyetlerin geri ödenmesi gibi desteklerin sağlanmasını aslında bekliyoruz. Banka kredilerinin yapılandırılması için özel uygulama getirilmesi, mesela faizlerin bir bölümünün belki devlet tarafından karşılanabilir olması, yapılandırma eski faiz oranları üzerinden yapılabilmesi, ki bu bizim sektörümüz için çok çok önemli. Aslında son dönemde yapılandırılan bütün kredilerin faiz oranları değiştiği ve yükseldiği için bazı sıkıntılar yaşanıyor şu anda. Ayrıca sektör kuruluşlarının kredi yapılandırmaları veya yeni krediye ulaşmaları için oluşturulacak KGF'nin de devam ettirilebilmesini istiyoruz. KGF aslında ulaşabilen tüm otellerimiz için bir can suyu oldu bu dönemde. Geçtiğimiz günlerde yeni tanımlanan KGF'nin özellikle turizm sektörüne kullandırılması konusunda her zamanki gibi hakikaten Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın da destekleri var. Biz kendisinden özellikle rica etmiştik. Bu konuda da özel bir hassasiyet gösterdiler. Buradan da yeri gelmişken teşekkür edelim. Bununla beraber restoran, kafe gibi işletmelerin ve eğlence hizmetlerinin gerekli koşullar altında belki kademeli olarak açılması da ekonomik sirkülasyonla birlikte hem iç turizmde hem yabancı misafirlerimiz açısından şu günlerde aslında çok önemli. Bu süreçte en önemli hususlardan biri de şüphesiz ki doğru ve hızlı enformasyon sağlanması. Hali hazırda tabii ki destekleri talep ediyoruz ama bir taraftan da sektör kendi çabasıyla ve desteklerle birlikte ayağa kalkmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu bilgilendirmelerin belki de zamanlamasının biraz daha erken olması bizim için çok faydalı olacak. Hali hazırda 1 Mart'a kadar uygulamada olan PCR testi var, biliyorsunuz yabancılardan isteniyor. Bununla ilgili belki bilgi ve sınır, kabul ve koşullarına ilişkin açıklamaların da aslında en kısa zamanda yapılabilmesi bizim geleceğe dair rezervasyonlarımız için çok önemli olacak diye düşünüyorum. Peki Müber Hanım, geçtiğimiz yıl uluslararası turizm sektöründe özellikle seyahatlerde, belki ülkeler arası seyahatlerde turizmde en belirleyici faktör COVID vaka sayılarıydı. Peki bu yıl özellikle sizce kriter ne olacak? Buna dair yorumunuzu da almak isterim. Aslında tabii biz bu işi en baştan beri yapıyoruz, biliyorsunuz. Sertifika, özellikle bu COVID ile alakalı bir sertifika çalışması yaptık. Bu da şu anda dünyadaki örneklerinden
en iyisi diyebilirim. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan bu güvenli sertifika programı yaklaşık 10 aydır çok başarıyla sürdürülüyor. Ve TGA'nın da yakın takibiyle aşağı yukarı 3.300 civarında otelimiz, 1.081 restoranımız ve 287 tur transfer aracımız hali hazırda sertifika almış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde aslında güvenli turizm sertifikası programı hijyen ve sağlık ilk kriter olacak diye düşünüyoruz. İnsanlar seyahate çıkmadan önce önceliklerini buna verecekler. Belki isterseniz biraz pandemi sonrasında turizmin nasıl şekilleneceği hakkında da biraz sormak istiyorum. Özellikle merak ediyorum, uluslararası turizm arenasında aşı pasaportu konusundaki son gelişmeler nedir? Çünkü ülkelerin aslında en önemli kriter alacağı konulardan biri de bu olacak. Buna dair yorumunuzu ve son gelişmeleri sizden dinlemek isterim. Ya aslında aşı pasaportuna şu anda özellikle turizm sektöründe çok da pozitif bakıldığı söylenemez. Ama aşıyla birlikte bir pozitif hava esmiş durumda. Turizm sektöründe bugün itibariyle beklentimiz yılın ikinci yarısından sonra yavaş yavaş tekrar işlerin açılmaya başlayacağı ve sektörde yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönünde. Kamu özel sektör işbirliğiyle bu atılacak adımlar sonrasında turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak ülke ekonomisi, istihdam ve kalkınmasına en güçlü desteği verecek sektör olacağını belirtmiştik. Bu nedenle de bizim aslında diğer ülkelerde gördüğümüz turizm sektörü çalışanlarının öncelikle aşılanması gibi bir takım duyurular yapılıyor. Şu noktada bizim için aslında en önemli pazarlama araçlarından bir tanesi bu olacak. Eğer biz de sektör çalışanlarını öncelikli aşılanacak gruba ekleyebilirsek bütün dünyada aslında biraz daha bir adım daha öne çıkmış olacağız. İşte bugün Yunanistan bunu yapıyor, Bulgaristan açıkladı, İtalya söyledi. Dolayısıyla inşallah biz de Türkiye'de aşı konusunda sektör çalışanlarına öncelik verilmesinin, riskin indirgenmesi ve iş gücünün korunması açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bize bu konuda bir pozitif cevap gelir. Evet, özellikle aşılanma konusu tüm sektörler için değerli. Hizmetler sektörü de başta olmak üzere eğitim sektöründe böyle bir talebi var. Dolayısıyla Türkiye'de bu işin çok daha hızlı ilerliyor olması gerekliliğine inanıyoruz tüm sektör temsilcileriyle birlikte. Peki Müberra Hanım, hasar tespit raporum örneğin çıkarıldı mı? Özellikle geçtiğimiz yıl el değiştiren, süresiz kapanan işletmelerin sayısı oranı neye ulaştı sektörde? Ya aslında süresiz kapanan dememek lazım. Şimdi daha önce de sizinle sohbetlerimizde de söylemiştik Handan. Oteller böyle kapıları kapatılıp işte uzunca bir süre evinize gidebildiğiniz işletmeler değiller. Dolayısıyla kapalı dediğiniz otelde dahi 3 şift düzenli olarak birçok departmanda elemanlarımız çalışmakta. Dolayısıyla süresiz kapatılan otellerimiz yok ama her biri tamamıyla uçakların aslında rotalarına göre bizim ülke sınırlarımızı açıp kapatmamıza göre hareket ediyorlar. Şu anda evet İstanbul'a örnek verdim biraz önce. %50'nin üzerinde belki otellerimiz kapalı ama bugün rezervasyon yaptırmak isteseniz onlar bir telefon alsalar size oteller kapalı demeyeceklerdir. Çünkü hali hazırda bizi en fazla etkilemesinin tek nedeni biz kapıları kilitleyip giden bir sektör değiliz. Dolayısıyla burada bir de bir takım haberlerde yer aldı. Biz bunu da gördük. Çok fazla el değiştiren oteller vesaire diye ama şu ana kadar bize gelen bilgiler içinde pandemi süresinde herhangi bir otelin, herhangi bir bankaya diyeyim geçtiği bilgisi bizim elimizde yok. Evet öncesinde var ama pandemi sürecinde böyle bir bilgi henüz bizde yok. İnşallah da olmasın. Çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı. Turizm sektörünün bugün ve geleceğine ait
Özellikle beklentileri bizlerle paylaştı. TROP Başkanı Mübera Eres'ini uğurladıktan sonra şimdi de sanayi tarafına döneceğiz. Sanayicilerde de özellikle artan navlun fiyatlarının yanına bir de ham madde ve ara mamul tedariğindeki sıkıntı eklendi. Üretim noktasında tablo ve ne işaret ediyor bu sorunun yanıtını? Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği EFSİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder'den dinleyeceğiz. Burak Bey, günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar Hanım. Teşekkür ediyorum. Burak Bey, özellikle elektrikli ev aletleri sektörü dediğimizde evimizin her noktasında, evimizde, iş yerimizde kullandığımız birçok yüzlerce ürün gamını kapsıyor. Dolayısıyla ara mamul ve ham maddede yurt dışında kimi noktalarda bağımlı olan bir sektörden bahsediyoruz. Özellikle bu dönem hangi noktada tedarik kısmında sorun yaşıyorsunuz? Buradan başlayalım dilerseniz. Tabii bugünlerde hep söylüyorum, pandeminin getirdiği birçok problem ve birçok tecrübeyi aynı zamanda tecrübe ediyoruz. Bu süreçte de işin açısı biraz zorlanıyoruz. Şu anda en çok etkisi altında kaldığımız iki husus var. Bunlardan bir tanesi navlun problemi, boş konteyner yani ekipman sıkıntısı. İkinci husussa ham madde fiyatlarındaki yüksek artış oranı. Hatırlayacağınız üzere sizinle geçen programda Aralık ayında ham maddelerde çok ciddi bir artışın olduğunu, dünyada artışın olduğunu, bunların nedenlerini, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere etkilerini ve bizim açımızdan baktığınız zaman yapılması gerekenleri hem kamuoyuyla hem de muhataplarımızla paylaşmıştık. Neydi bu konu? Özellikle son 6 aydan bu yana hemen hemen bütün alt gruplarımızdaki ham maddelerde %60'dan %130'a varan ham maddede dolar bazında fiyat artışlarını gördük. Tabii bunun bir kısmı dünyada yaşanan, bir kısmı da Türkiye'deki manipülatif hareketlerden kaynaklandığını bir kez daha vurgulamak isterim. Aslına baktığınız zaman hatırlayacak olursak, o gün de söylemiştik, bu artışların talepten kaynaklı bir artış olduğunu söylemek mümkün değil. Dünyada, tabii dünyada konuşulan şeyler var. Neler konuşuluyor? Üç tane madde üzerinde duruyorlar. Bunlardan bir tanesi özellikle pandemi sürecinde piyasaya sürülen ucuz parayla beraber fon şirketlerinin ham maddeleri üzerinden spekülatif hareketler yaptığını, ki bunu İstanbul Sanayi Odası Başkanımız da konuşmasında geçirmişti. İkinci husus neydi? İkinci husus da ham maddelerde özellikle bazı kartel yapıların bu süreçte üretimi kısarak, üretimdeki first major ilan ederek ham madde fiyatlarını spekülatif olarak yukarıya konumlandırma istekleri. Tabii onlar cephesinden baktığımız zaman da ham madde üreticileri de bu süreçte kendi girdilerinin yükseldiğini söyleyerek bu süreci geçirmeye çalışıyorlar. Evet, bu dünyada olan bir süreç ama bizim gibi gelişmekte olan ülkelere olan etkisi biraz daha farklı oluyor. Nasıl oluyor? Bunu belki üç başlık altında sizlere söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz ki bizim en yumuşak karnımız şu anda enflasyon. Yeni ekonomi yönetimimizin de üzerinde en fazla durduğu konu fiyat istikrarı. Ham madde fiyatlarındaki bu artışlar, bu zamana kadar üreticiler bir şekilde bunları absorbe etmeye çalıştı. Karlılıklarından fedakarlık ederek fiyatlarını bu yönüyle yansıtmadılar. Ama bu süreçten sonra ki son haftalarda cidden çok fazla bir artış var. Belki temellendirmek adına bir örnek vereyim size. Geçen hafta plastik en çok bulunan ham madde türlerinden bir tanesine bir hafta içinde yaklaşık %50 oranında zam geldi. Yani baktığınız zaman bunları açıklamak, şu andaki taleple arzla açıklamak mümkün değil. Bu süreçten sonra ne olacak? İster istemez üreticiler bir şekilde bu artışları, bu geçişleri fiyatlarına yansıtmak zorunda kalacaklar. Bu da ister istemez önümüzdeki süreçte birçok ürün grubunda enflasyon baskısını yaratacaktır. İkinci husus ne? Biliyorsunuz bizim işletmelerimizin çoğu öz sermaye problemi yaşar. Yani geçen sene aynı ayda aynı tonajda ham madde aldığı zaman 1000 birim ödeme yapacaksa dolar bazında, şimdi ürününe göre 1600 ya da 2000 birimlik bir ödeme yapması gerekecek. Ekstra bir finansman kaynağına ihtiyaç duyacak. Zaten ülkemizde biliyorsunuz para pahalı, faiz oranları yüksek. Yani üreticilerin zorlanacağı bir süreci hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Bunun yanında bir de navlun
problemi, ekipman sıkıntısını eklediğiniz zaman üreticiler ihracatta hazırladıkları siparişleri yaklaşık 2-2,5 aydır bazı bölgelerde depolarında bekletmek zorunda kalıyorlar. Bekletiyorlar, bunları bir şekilde tırnak içinde söylüyorum paraya dönüştüremiyorlar. Böyle bir sıkıntıyı yaşıyoruz. Tabii bu kamu açısından da yönetilmesi çok kolay bir süreç değil. Ama bizim o gün de söylediğimiz, bugün de söylediğimiz tekliflerimiz var. Bunları çok kısaca açıklayayım. Bunlardan birincisi, bir kere Türkiye'de iç piyasaya yetmeyen ham maddelerde, ham madde gruplarında muhakkak ki muhakkak ek vergilerin, gözetimlerin, ekstra vergilerin bu süreçte askıya alınması lazım ki özellikle ülkemizdeki bu manipülatif hareketlerin önüne geçelim. Bu bir şekilde fiyatları daha doğru konumlandırmasına, dünyayla beraber daha doğru konumlandırmasına neden olacaktır. Burak Bey, bir parantez sormak istiyorum. Özellikle ek vergiler demişken plastikte de bir hafta %50'lik bir fiyat artışı plastik ham maddesinde olduğunu söylediniz. Plastikte düzeltiyorum. Dolayısıyla ithalde uygulanan ek vergilerde mi bir yapılandırma veya bu dönem bir düzeltme bekliyorsunuz? Evet, ithal edilen ham maddelerde ek vergilerin bu dönemde askıya alınmasını bekliyoruz. Yurt dışından gelecek ek vergilerin. Çünkü mesela plastikte de aynısı. Plastik sadece yerli üreticimiz ki o da bizim bir değerimizdir, ülkemizin değeridir. Sadece %15'ini karşılayabiliyor. Yani biz endüstri olarak %85 ithalata dayalıyız. Bu birçok alt grubumuzda da aynı şekilde. Yani bize yurt içine yetecek bir ham madde üretimi söz konusu değil. Otomatik mazeden yurt dışına bağımlısınız. Yani bu süreçte, bu kadar manipüle edilen bir süreçte bu ek vergilerin kaldırılması hepimizi rahatlatacaktır. Çünkü yerli üreticilerin de şöyle bir avantajı var. Bu fiyat artışlarının bir nedeninin de navlun fiyatları olduğu söyleniyor. Zaten Türkiye'de üretilen ürünlerin herhangi bir navlun fiyatı ekipman sıkıntısı olmayacağı için yani bu süreçte onları da negatif yönde etkileyecek bir durum olmadığını düşünüyoruz. İkinci husus, bu süreçte daha önceden hükümetimiz bu konuyla ilgili tedbirler almıştı. Ham madde ihracatının izne tabi olması önemli. Zaten iç piyasaya yetmeyen ham maddenin yurt dışına ihraç edilmesi bu dönemde olmaması gereken bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Bunun şöyle de ülkeye bir katkısı olacak. Biliyorsunuz ham madde ihracatında katma değer ülkenizde kalmaz. Ama eğer siz ham maddenizi yurt içine verirseniz, bunu ürüne dönüştürürseniz ve bunu ihraç ederseniz ya da yurt içine satarsanız burada katma değer de ülkenizde kalmış olacaktır. Ki bu da önemli olan hususlardan bir tanesidir. Yine son isteğimizde bu süreçte az önce de söyledim. Öz kaynak muhakkak firmalarımız öz kaynak problemi yaşayacaklar. Bu ham madde fiyatlarındaki bu artış muhakkak yüzünü bize bu şekilde gösterecek. Ham madde alımlarında da uygun şartlar altında bir finansman, bir kredi talebimiz olacak. Sadece ham madde alımında olabilir. Bu da üreticileri bu süreçte biraz daha işini kolaylaştıracak enstrümanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Hani ham madde gerçekten evet. Şu anda birçok sıkıntımız var ama ham madde şu anda ana gündem maddesine oturmuş durumda. Dediğim gibi bu sadece plastikle değil, saçta da böyle, porselenle de böyle, çelikte, alüminyumda hemen hemen bütün alt gruplarımızda aynı sıkıntıyı üreticilerimiz yaşıyorlar. Peki bu dönem özellikle şimdi sadece plastik değil, saç, porselen, tüm ürün gruplarında bu sıkıntının olduğunu söylediniz. Yüzde kaç kapasiteyle üretim gösteriyor sektör genel itibariyle Burak Bey? Önümüzdeki süreçte eğer bu risk devam ederse ne gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalınabilir? Çok güzel bir soru. Aslında belki şuradan başlamak daha iyi olacak. Bu belirsizlik, kurdaki belirsizlik, az önce bahsettik navlundaki ekipman sıkıntısından dolayıki belirsizlik, ham maddedeki belirsizlik insanları ister istemez kaygılandırıyor. Kaygı bilgiyle de hurafeyi bir şekilde birbirine karıştırmaya başlıyor artık insanlar. Ne yaptılar bu süreçte? Yakinen etrafımızda olanlardan bahsedeyim size. İnsanlar ister istemez üretimlerini bir şekilde kısmaya başladılar. Bunu neden yaptılar? Bu fiyattan ham madde almak istemedikleri için bir şekilde mesailerden başlayarak bu süreç geçmiş haftalarda şunu gördüm piyasada. Mesailerden başlayarak bir şekilde üretimlerini biraz daha kısmaya başladılar ki biraz daha önümüzü görelim bakalım ne olacak. Zaten ekipman sıkıntısından dolayı hazır ettiğimiz ürünleri de ihraç edemiyoruz. Böyle de bir sıkıntı var. İster istemez yani dediğim gibi %70 %130'a varan ham madde artışlarından dolayı firmalar şu anda bu süreçlerini başlattılar diyebilirim. Evet ve
Şu son dönemde kuru fiyatlarındaki, kurdaki düşüşün, hemen düzeltiyorum, dolar liradaki düşüşün sanayici özelindeki etkisini de dinlemek isterim. Ben şöyle düşünüyorum. Normal bir zamanda benim şahsi görüşüm, kurun ihracata majör bir etkisinin olduğunu düşünmem. Normal bir zaman için söylüyorum. Tabii ki burada bunu biraz daha temellendirmek gerekiyor. Ham maddeniz Türkiye'de üretiliyorsa ve TL bazlıysa, bütün girdileriniz TL ise tabii ki bir etkisi olur. Ama bizim gibi endüstrilerde ithalata dayalı hem ham maddesi hem ara mamulü hem TL bazında alsak da işte ambalaj gibi masraflarımız, kalemlerimiz dolar arttığı zaman fiyatları arttığı için böyle majör bir etkisinin olduğunu söyleyemem. Hatta belki şunu şöyle temellendirebilirim. Böyle geçmiş tarihe baktığınız zaman 2003, 2004, 2005, 2007'de kurların geri gelmesine rağmen ihracatımızın arttığı dönemleri yaşadık. Bunun tam tersi 2019, 2015, 2016 yıllarında kurun yükselmesine rağmen ihracatın düştüğü zamanları gördük. Ama şu an içinde geçtiğimiz süreç, İnanın tarihsel perspektifte baktığınızda da çok başka bir süreç. Az önce ham maddeyi konuştuk. İhracatçı şu anda yani aynı anda iki problemi birden yaşıyor. Hem ham madde fiyatları çok ciddi olarak çıkıyor, hem de döviz ciddi olarak aşağı inmeye başlıyor. O yüzden bizim de ürettiğimiz, Türkiye'nin genel itibariyle ürettiği orta düşük ve düşük teknoloji ürünler, yani sentlerin, tırnak içinde söylüyorum, biraz da egzajer etmek için, önemli olduğu sektörler. O yüzden şu anda kurum bu denli düşüşü ihracatçıyı ham maddenin de yükselmesinden dolayı negatif olarak etkilemektedir diyebilirim. Peki Burak Bey, konteyner sorununun çözümünde nasıl bir yol haritası izlenmeli? Burada hangi kurumlar devreye girmeli? Nasıl, ne olacak süreçte? Çünkü aylardır yaşanan bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla dış ticarete de olumsuz yansımasını siz de dile getirdiniz. Evet, ilk sizle 25 Kasım'da program yapmıştık. O gün ilk sizin programımızda dile getirmiştik bu problemi. O zamandan bu zamana bu problem derinleşerek devam ediyor. Yani o zamanlarla bu zamanı kıyasladığımız zaman inanın o tarihte bu sıkıntı biraz daha azdı. Ama şu anda bu problem derinleşerek devam ediyor. Şu anda bu bütün dünyada olan bir problem. Buna kısa vadede bir çözümün bulunması çok kolay değil işin açıkçası. Ama benim görüşüm, buradan çok iyi dersler çıkarmamız lazım. Ülke olarak bugünleri unutmamamız lazım. Bakın Çin bunu yıllar önce gördü. İşte Kuşak Yol Projesi diye bir proje başlattı. Şu anda Avrupa'ya işte trenle 15 günde ürünlerini getirebiliyor. Bakın Çin dünyanın birçok yerinde liman alıyor. Afrika'ya inin. Afrika'da bile birçok ülkede banka, liman almak yoluyla bambaşka stratejiler. Şu anda kara kıta Afrika'ya trenle bağlanmanın projesini yapıyorlar. Latin Amerika'da Nikaragua üzerinde bambaşka çalışmalar yapıyorlar. Bizim de muhakkak %60'tan fazlası konteyner taşımacılığı olan ülkemizin ihracatından bahsediyorum. Böyle bir ülkenin muhakkak orta uzun vadeli lojistik verimlilik ve lojistik maliyetleri de unutmamamız lazım. Türkiye'de lojistik maliyetler çok fazla. Ki elinde o kadar güzel imkanlar var ki 58 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde olan ülkemizin re-export enstrümanını kullanarak ihracatını, o hedeflediğimiz 250-300 milyar dolarları çıkarması çok zor bir şey değil. Burada en önemli nokta bu lojistik maliyetlerin de, daha önceki programlarınızı da dile getirmiştik, teşekkür ediyorum bir kez daha size, maliyetlerin de verimliliğin de tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum ve aynı zamanda sadece gemi değil, beraberinde demir yolunda ulaşım lojistiğinde ağlarının kurulup çok hızlı bir şekilde sağlanıyor olması gerekliliğini dile getirdiniz. Teşekkür ediyorum Mevsim Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder'i de uğurladıktan sonra kısa bir ara diyelim. Marınlardan Fokus'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fokus'tan yeniden merhabalar. Bu bölümde araştırma müdürü Cumhur Örnek'le birlikteyiz. Cumhur, günaydınlar dileyelim. İstersen fazla da hızlıca bir deniz yatırıma gidelim. Musa Ufuk Özdağ'ın bizleri bekliyor olacak. Musa'ya da merhabalar diyerek başlamak istiyorum. Evet Musa, dolar liraya baktığımızda TL'nin dolar karşısında güçlü kalışını görüyoruz. Aslında belki öbür cepheden de konuşmak gerekirse, doların tüm gelişmiş ve gelişmekte olan para birimleri karşısında değer kaybı devam etmekte. Günün sonunda kur, borsa ve tahvil cephesinde beklenti nasıl şekilleniyor diyeyim ve sözü hemen sana bırakayım.
Günaydın, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Söylediğim gibi zaten bir süredir TL tarafta değerlenme mevcuttu. Bugün bu hafta üzerinde baktığımız zaman gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen tamamında bu ralliye katılmanın beraberinde geldiğini görebiliyoruz. TL tarafta bizim hala olumlu görüşümüz devam ediyor. Orada 6.85'li seviyelere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir gibi görünüyor. Borsa tarafına baktığımız zaman 1550 seviyesini yakından takip ediyorduk. 1550 seviyesinin gün kapanışında yukarı kırılmasıyla beraber bugün takip ettiğimiz 1550-1580 seviyeleri var. Tabii 1580 seviyesinin kalıcı kırılması beraberinde 1670 hedefini beraberinde getirebilir gibi görünüyor. Genel olarak tüm dünyadaki risk iştahının olumlu yönde devam etmesiyle beraber baktığımız zaman Amerikan vadelerinde bugün yukarı yönlü hareketi işaret ettiğini görüyoruz. Dün Amerika kapalıydı ama bugün tüm dünyada enflasyon temasıyla beraber piyasalarda yukarı hareket beraberinde geliyor. Tabii burada risk olarak gördüğümüz Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.20 seviyelerinin üzerine doğru hareketlenmesini yakından incelemek gerektiğini düşünüyoruz. O taraf önümüzdeki dönemde piyasalar için bir risk yaratacak mı? Onu takip ediyor olacağız. Ama şu an için biraz görmezden geliyor. Tabii bu altın cephesinde özellikle Amerikan tahvil faizlerinin artması altın cephesinde baskılayıcı bir unsur olarak göz önünde ön plana çıkıyor diyebilirim. Genel olarak risk iştahı olumlu, piyasalardaki olumlu harekete katılımında devam edeceğini söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz aktardığın notlardan dolayı. Deniz Yatırım Ürünleri Satış Bölüm Müdürü Musa Ufuk Özdağ'ı uğurladıktan sonra yeniden Cumhur örneğe dönmek isterim. Evet, istersen Musa Ufuk'un dediği noktadan biz alıp ilerleyelim. Amerikan tahvil faizlerine baktığımızdaki yükseliş risk şu an fiyatlanmasa da önümüzdeki bir risk olarak duruyor. Piyasaları önümüzdeki süreçte etkisi ne olur, ne dersin? Şimdi dün Amerika'da tatil vardı biliyorsun. Bugün açıldı ve açılır açılmaz da faizlerin yukarı gittiğini gördük. Şimdi biz geçtiğimiz dönem içerisinde sadece Amerika'daki faizlerin yükselişinden bahsediyorduk. İşte bu noktada Biden geldi, daha genişlemeci olacak. Yellen geldi, daha büyük teşvik paketi hazırlayacak. Fed Powell'la birlikte, hükümetle birlikte güvercin tavrını devam ettirecek diye buradaki zaten getiri eğrisindeki dikleşmeyi biz görüyorduk. Dün burada birazcık daha hız kazanmaya başladı. Kısa vadeli faizler aşağıda sabit kalırken uzun vadeli faizlerin yükseliyor olması bu noktada farklı şekillerde okunabiliyor. Şimdi biz genelde faiz yükselişini yurt içinde riskin arttığı ya da işte tahvilden kaçış olarak okuyoruz ama yurt dışında birazcık daha buradaki faizlerdeki yükseliş vaka sayılarında azalış var. Aşılanma süreciyle ilgili prosedürler devam ediyor. Kimi ülke istediği yere gelebildi, kimisi gelme yolunda adımlar atıyor. Bu var. Bir taraftan petrol fiyatları artmaya başladı. Biraz önce değerlendi. Sadece petrol değil, işte bakırı, platini arkaya koyabileceğin ne kadar aramalı dair ham madde fiyatları varsa bunlarda yükseliş var. Dolayısıyla buradaki yükselişi biraz daha burada ekonomik canlanmayla okumaya başladılar. Ya da geçici olarak enflasyonun artışının fiyatlaması olarak adlandırdılar. Tabii buradaki konu şu. Şimdi olay Amerika'nın dışına da sıçradı. Yani Almanya'ya baktığın zaman onların da 10 yıllık tahvil faizleri -0.45'ten -0.38'lere geliyor. Dolayısıyla bunlar böyle kademe kademe gelirken, şimdi tabii müzik çalarken hisse senetlerinde herkes böyle yukarı yönlü pozisyon alıp buradan para kazanmayı seviyor. Ama gün geliyor bir noktaya bir şey takılıyor. Bu yeri gelir belki işte ABD-Çin gerilimi olur. Yeri gelir faizlerin yükselişi olur. Yeri gelir şirketlerin geri alımı ya da temettüleri üzerinden yapılan kısıtlamalar olur gibi bir sürü nedenle bu oyunun terse döndüğü günleri de görebiliriz. Konu şu anda çok sıcak. İşler yolunda devam ediyor. Ama şöyle de bir durumla karşı karşıyayız. Mesela Amerika geçtiğimiz hafta 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil ihraç etti. Ve o tahvil faizini alanlar 1.15'te alırken şimdi faiz 1.25'e geldi. Kağıt üzerinde zarar eder konumdalar. $68 milyar. Bunu böyle çarpıp böldüğünde fonların burada zarar yazdığını görüyorsun. Amerika daha da borçlanmak zorunda mı? Bu kadar 1.9 trilyonu bir şekilde sadece para basarak değil bir şekilde borçlanmak da zorunda. O yüzden de yatırımcılar bu tahvil konusunda, artan teşvikler konusunda hep böyle bir soru işareti bırakıp devam ediyorlar yollarına. Peki risk olarak Amerika ile Çin arasında yeniden bir tansiyon yükseltecek bir konu görüyor musun? Şimdi burada var mı? Şimdi iki ülke birbirinin kuvvetli noktalarını bildiği gibi zayıf noktalarını da biliyor. İşte ABD ile Çin arasında Trump döneminde yaşanan ticaret gerilimini,
yeri geldi teknoloji savaşını hep beraberce takip ettik. Bu sefer Biden geldikten sonra henüz tansiyonun daha yukarıya doğru gittiğini görmedik. Ama bugün Financial Times'ta yer alan bir haberde özellikle Amerika'nın savunma sanayisinde kullanılan bu nadir elementler üzerindeki ana kaynak Çin. Buradan Amerika'ya giden o ticareti acaba biraz engellesek mi? Acaba biraz sınır mı koysak? Diye bir haber yer almış. Ama bugün bu sadece haber, böyle bir ikinci, üçüncü, dördüncü belki hatta yerde kalıp böyle bir en tepeye rol çalan moda gelmediği için. Dönüyorum şimdi piyasaya bakıyorum. Hani sabahleyin de S&P'de %0.7'lik artılar vardı. Biraz vermiş gibi gözüküyor. Yine yılın günün ilk yarısında Avrupa'da bir pozitif bir vadeli işaret ediyordu. O da eksiye dönmüş. Sanki böyle bir sabahki açılış kadar hisse senetlerinde şu an için bir coşku yok. Peki diğer yanda özellikle biraz da emtia tarafından ilerleyelim. Petrol fiyatlarına da bakacak olursak Amerika'daki bu kesintiler, çok zorlu kış koşulları dolayısıyla yeniden petrol fiyatlarının desteklediğini görüyoruz. Önceden OPEC'in vermiş olduğu kesintiler de bu nedenle bu dönemde arzı birden hızlandıramıyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarında neyi beklemeli? Buradaki sınır, yükseliş nereye varacaktır? Şimdi petrol sürekli olarak böyle minör diyebileceğimiz haberlerden kendine yukarıya doğru atmak için hep bir yer arıyor. Şimdi ben minör dedim çünkü dün sabah saatlerinde hani sadece Texas bölgesinde işte elektrik kesintisi, orada fiyatlar 9.000 dolara çıkmış diye bir iki tane haber başlığı vardı. Bu da petrol fiyatlarını destekliyor gibi yorumlara yol açmıştı. Şimdi günün sonunda baktığımız zaman Texas tarafındaki o enerji kesintisinin 5 milyon haneye geldiğini, ülkenin en yüksek kapasiteli petrol üreten rafinerisinde diyelim, üretim merkezinde üretimin durduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar hep böyle üst üste bindiğinde ve çözüm de şu aşamada, daha doğrusu sorun da soğuk hava olduğu için çözüme gitmek de bu konuda bir hayli zor olabiliyor. Yatırımcılar da burada döndüler kendilerini opsiyon tarafına. Bir taraftan spot piyasaya derken bir taraftan da yukarı önümüzdeki vadelerde yukarıya pozisyon alıp ya kendilerini koruma altına almak istiyorlar veyahut da bu noktada para kazanmak istiyorlar. Burada da ciddi şekilde önümüzdeki dönemde 90 dolar, 100 dolar kullanım seviyeli, kullanım fiyatlı opsiyonların talep gördüğünü görüyoruz. O yüzden de bundan sonrası için petrol fiyatlarında biz 40 doları konuşurken ya zorlama, bu kadar OPEC uğraşıyor, 30'dan 40'a getirdi, bundan sonra ne olur tartışırken bir anda kendimizi %50 daha pahalı bir petrolle işlem yapar hale geldik. Çoğu kimsenin de ve merkez bankaları başta olmak üzere hesabını, gelir gider kalemini, cari dengeleri hani bozacak nitelikte. Elbette kontratlar bugünkü fiyatlarla değil, önümüzdeki dönemin fiyatlarıyla, bugünün fiyatları zaten yapılan anlaşmalarda bellidir ama bundan sonrası için özellikle de böyle oynaklık gördüğümüzde enflasyon hani geliyor, ayak sesleri farklı noktalarda okuyorduk ama işte benzin olsun, petrol olsun veya diğer ham maddeler olsun biraz dert çıkartacak gibi gözükmekte. Evet, özellikle kesintilerle beraber petrol fiyatlarında 13 ayın zirvesini gördüğümüzde evet, söyleyebiliriz baktığımızda istatistiklerden. Peki Cumhur, diğer yanda Avrupa'ya dönelim. Euro bölgesinde de vergi konusu geldi değil mi? İngiltere ve İsviçre'de. İki tane haber başlığı var burada ilginç bir şekilde. Şimdi tabii ki bu zamana kadar Covid başladı. Covid başladığı zaman hemen ilk dikkatler nereye çevrildi? Merkez bankalarına, hemen faizleri mümkün olduğu kadar aşağıya çekin diye. Bunu en çok yapabilen Amerika'da oldu, Fed oldu. Çünkü onlar o dönem içerisinde %2'nin üzerinde bir politika faiziyle yola devam ediyorlardı. Biraz Avrupa tarafı ters ayakta yakalandı. Onlar zaten -0.40 ile gidiyorlardı. İşi faiz indiriminden değil de daha çok mali teşvikler üzerinden yaptı. Ama kriz öyle bir derinleşti ki, şimdi geçtiğimiz sene bu zamanlarda biz Covid'i belki yeni yeni konuşmaya başlamıştık. Evet. Şubat döneminde, Mart'ın başında, 11 Mart sonrası zaten iş hem İran hem İtalya'ya sıçradı, hem ülkemize geldi. Ve kapanmalar da işin içerisine girince olayın hem sağlık boyutuyla hem de ekonomik boyutuyla karşı karşıya kaldık. Ve o dönemden bu döneme baktığımızda zaten küresel anlamda borçluluk düzeyi dünya çapında 1'e 2, 1'e 3 fazla olduğu için bir anda tabii ki bir de mali teşviklerle normal hayatın, ekonomilerin durmaması için teşvikler devreye girdi. Kimisi bunu anladığım kadarıyla Amerika'da borçlanarak sürdürmeye devam ediyor.
Avrupa'da anladığım kadarıyla ekonomiler birazcık daha disiplinli. Yani borçlanıp o parayı dağıtmak yerine işi bir miktar daha faturanın paylaşılması anlamında anladığım kadarıyla vergiler üzerinden toparlamaya çalışıyorlar. Bunun iki tane dediğim gibi bugün örneği var. Bir tanesi İngiltere. Muhtemelen Ceren zaten daha çok detaylandırır bizden sonra. 60 milyar pound. Sunan bu hazırlamış olduğu paketin içerisinde Covid ile ilgili tedbirler sonrası açılan bütçe açıklarının kapatılması anlamında sadece borçlanma değil farklı noktalardan daha fazla vergi toplayıp orayı daha az borç yüküyle geçmek niyetindeler. İsviçre'deki işin içi, İsviçre'deki birazcık daha karışık iş. Orada servet vergisinden bahsediyorlar, varlık vergisinden bahsediyorlar ve işin içerisine hani mal varlıklarının aklımıza gelenler var. Hani sanat eserlerinden tut, işin içerisine Bitcoin'i de koymuşlar. Evet. 50 bin dolara gelen Bitcoin'i de koymuşlar. İşin içerisine gelen işte canlı hayvan üzerinden, inekler üzerinden, yani varlık neyse artık onun üzerinden bir vergi toplayıp o Covid zamanında açılan bütçelerin finansmanını düşünüyorlar. O yüzden de işin ilginci gerçekten böyle. Hani faturanın hep konuşulur ya, bir, iki tane konu vardır. Bir, vergi yükünün tabana yayılması, hani hakkaniyetli bir şekilde. İki de sermayenin tabana yayılması. Yani bu dönem içerisinde evet sermaye belki tabana yayıldı zorunluluklardan ama vergi eşit olarak dağıtılır mı? O konuda da tabii ki hani hep böyle konuştum ama bugün orası da bir soru işareti. Ülkemizdeki uygulamalar nasıl olur? O da apayrı. Evet, bu arada dolaylı vergilerde en yüksek vergi herhalde Euro bölgesinde bizde değil mi? Bu arada farklı ekonomistlerden de bu konuyla ilgili çağrılar da var. Mesela hatırla Amerikan seçimlerinde Elizabeth Warren'ın ismi geçtiği zaman hisse senetlerinde hemen hızlıca bir sert satış görmüştük. O da mesela 28 Ocak'ta bir sosyal medya paylaşımı yapmış Twitter üzerinden. Amerika'da ciddi anlamda varlık vergisini, servet vergisini düşünmeli şeklinde paylaşımı olmuş. Piyasanın da korktuğu kadar da varmış. Şimdi biraz da Almanya'ya bakalım istersen süremize ev verdiğince. Almanya ekonomisinin önemli indikatörlerinden biri de ZÜV Endeksi. Yaklaşık 350'ye yakın analist ve ekonomistin hazırladığı işte Almanya ekonomisine 6 ay perspektifinde değerlendirilen bu endekste beklenti nedir? Sınırlı bir geri çekilme mi bekleniyor? Buradaki ilk işaretler nedir? Şimdi Almanya'da bir IFO'ya bakıyoruz, bir de ZÜV'e bakıyoruz biliyorsun. ZÜV bizden sonra saat 1'de açıklanacak. Şimdi iki tane konusu var burada. Bir tanesi beklentileri gösteriyor, bir tanesi de mevcut durumu. Şimdi mevcut durumdaki gördüğüm kadarıyla beklentiye baktığımda sabit kalması yönünde. Çünkü Almanya konusunda Covid tedbirleri son derece yüksek perdeden çok uygulanmaya, sıkı. Çok sıkı bir perdeden uygulanmaya devam ediyor. Dolayısıyla mevcut durumda işte veri zaten endeks eksi de bir toparlanma yapması beklenmiyor. Ama önümüzdeki dönem beklentilere baktığımızda herhalde anladığım kadarıyla aşılanma süreci ve vaka sayılarındaki düşüş burada bir miktar verinin toparlanmasına işaret ediyor gibi gözüküyor. Hafif böyle bir sınırlı çekilme var ama hani detayına baktığımızda muhtemelen biz şeyi göreceğiz. Bir adım daha ötesinin Almanya'nın daha iyi baktığını göreceğiz. Bakalım neye işaret edecek? Kuşkusuz bu kadar özellikle kısıtlamalar ve beraberinde çok kuvvetli yaygın aşılanmayla beraber önümüzdeki dönemde ZÜV Endeksinde çok kuvvetli bir yükseliş ben bekliyorum. Çünkü dediğin üzere kapalı bir ekonomide önemli bir geri çekilme oldu. Ancak tenis topunu vurduğu gibi dipten dönüş yüksek olacak orada. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür değerlendirmelerinden dolayı diyor ve böylelikle bir fokusu bugünlük burada noktalarken. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından 30 dakikada sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.